muhabir arkadaşımız, Taşkent muhabirimiz Şahruk Bek Alimov Semerkant'tan yayınlarına devam ediyor. Hanefi mezhebi itikat imamı olarak nitelendirilen İmam Ebu Mansur Maturudi'nin türbesinin önünden yayınımıza katılacak. Bugün hemen biz de o noktaya dönelim. Şahruk Bek Alimov. Şimdi İmam Maturudi'nin türbesinin önündesin. TRT Avaz'da onun yaşamını belgeselleştirmiştir ve izleyicilerine aktarmıştı. Biraz İmam Maturidi'den söz etmek gerekirse neler söylenebilir? Semerkant'ta doğduğunu, 9. yüzyılda doğduğunu, Hanefi mezhebinin itikat önderlerinden olduğunu biliyoruz ama sözü sana bırakalım. Evet, bugün biz TRT ekibi olarak Semerkant'tayız ve Semerkant'ta İslam aleminin büyük zatlarından biri İmam el-Maturidi'nin türbesi önündeyiz. İmam el-Maturidi İslam aleminde fıkıh ve İslam hukuku açısından çok önemli eserler miras bırakmış. Ondan fazla eser yazdığına ilişkin bilgiler var fakat bizim günümüze kadar iki eseri bize ulaşmış ve Kitab-ı Tevhid eseri dünyaca meşhur ve hala da önemini kaybetmeyen eserlerden biri olarak söyleyebiliriz. İmam Al-Maturidi Semerkant'ta doğdu. 9. yüzyılda doğdu fakat doğduğu yıl elbette tahmini olarak belirlenmiş. Yani 9. yüzyılın ikinci yarısında diyelim ve Semerkant'ta Maturid köyünde doğmuş ve o köy şu an Semerkant vilayetinin Cambay ilçesine denk geliyor ve orada doğmuş İslam aleminde fıkıh üzerinde yapılan eserlerine miras bırakmış ve mezhepler arası farkları ve mezhepler arası kuralları bir kez daha kitap olarak bizim günümüze kadar miras bırakmış. Fakat İmam Maturidi'nin türbesi 2000'li yıllarda tekrar kuruldu. Çünkü türbesi ve mezarı kaybolmak üzereydi. Kaybolmuştu da ve araştırmacılar, arkeologların çalışmaları sonucunda burada olduğuna ilişkin bilgiler teyit edildi. Nasıl teyit edildi? Şu an elimde bir şey var. Onu sayın izleyicilerimize göstereceğiz. Bu bir mezar taşı. 13. yüzyıla kadar vefat edenler ve defnedenlerin mezar taşları böyleymiş. Tabii ki bu saygısızlık olabilir ama bunu göstermek zorunda kaldık. Çünkü 13. yüzyıla kadar mezar taşları böyle kaya taşlarının üzerine yapılıyordu ve buradaki elimdeki kaya taşı Yakub bin Camcı isimli bir kişinin mezar taşı. İmam el-Maturidi'nin türbesi de belirsizdi. Hani bilinmiyordu nerede olduğu ve tam da bu mezarlıktan bulunan taşlar üzerinden bir karara gelindi ve İmam el-Maturidi'nin türbesi buradaki mezarlıkta olduğuna ilişkin bilgiler paylaşıldı ve birinci Cumhurbaşkanı İslam Karimov'un teşebbüsüyle burada bir türbe yapıldı ve türbe şu anda tüm alemden, tüm dünyadan gelen turistleri ağırlıyor ve İslam alemi için önemini bir kez daha yükseltmeye devam ediyor. Şahruk Bek Alimov, İmam Maturidi'nin Semerkant'taki türbesinin önünden gerçekleştirdiği bu yayını çok teşekkürler.